Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Peki söyle bakalım akrepleri neler bekliyor 2020'nin Ekim'inde? Vallahi, çabuk iyi şeyler söyle. Vallahi, zaten bütün burçlara kötü şeyler söyle. Evet evet, akrepler için ne diyeyim yani? Süper şimdi, bir ay evet. Ya. Şimdi akrepler korkudan için söyleyemiyor. Şöyle söyleyeyim dedi. Yani dikkat edilmesi gereken bir ay, yönetici gezegen. Ha, Mars akrebe evet. Girdi. Peki ne yapacak yani? Şimdi, bak, şimdi yönetici gezegeni kendi burcundayken. Daha şimdi yönetici gezegenin akrebe girmedi. Şimdi Pluto değil ama Mars. İkinci yöneticisi. Mars retroda. Yani senin ikinci yöneticin retroya geçmiş durumda ve problem yaratıyor. Bunun anlamı gereksiz tartışmalar, gereksiz çatışmalar, gerginlikler. Etrafındaki insanlar arasında hiç beklenmedik çatışmalar, gerginlikler, hiziplikler. Bu tip problemler bir ay boyunca yaşayacaksınız. Etrafımızdaki insanlarda. Yani kendinden gelmeyebilir, çevrenden gelir. Akreplerde böyle bir şey var. Yani senin için demiyorum, tüm akrepler için diyorum. Çünkü Mars retro olduğu zaman, Allah'tan sen koç değilsin, akrep olduğun için. Ne, yükselenim koç ama evet, benim de çok de dikkatli koç. Olmam lazım. İki zaten taraftan kavgaya da. Her daim hazır gibiyim evet, bir evet. De. Ama Mars'ın asranı da Allah'tan o koçdaki Mars güzel dereceler bile. Şimdi bu sana 2 Ekim haftası, 16 Ekim haftası, bu kombineler sana biraz iş fırsatları. Günlük iş yaşamı, tüm akrepler için konuşuyorum, biri için değil. İş yaşamında biraz gelişmeler, biraz daha işi anlamlandırmalar, sürüncemede kalmış, yarıda kalmış olan işlerin biraz daha düzelmesi, biraz daha olumlu yapılar getirir. Biraz iş ve para getirecek bir aydır bu ay. Ama Mars'ın bu retroları yüzünden de öfke, kavga, kıskançlık, haset ve çatışma yaratır. İkisinin beraber olduğu çok yoğun bir döngüye giriyor akrep burcu. O zaman sus ve işine bak diyeceksin yani. Yani aslında burada yapılması gereken şey, sevgili akrepler, o Merkür'ün retro terazideki pozisyonuyla beraber diplomasi arayışınızı ben çok iyi anlıyorum. Bu ay etrafınızdaki pek çok insandan aşırı düzeyde diplomasi arayacaksınız. Diplomatik davranışlar arayacaksınız, diplomatik döngüler arayacaksınız ama böyle şeylerdense susun ve işinize bakın. Hizipleşmelere kesin girmeyin çünkü bu size iş ve para kaybına sebebiyet verir. Ya Göksel Sembrik o kadar berbat durumda ki bile. Bu o retro Mars'a Plüto karesi var. Satürn karesi var. Satürn karesi kemik kıran demek. Milletin sağda solda sürekli kemikleri kırılıyor. Sürekli ölen insanlar var. Sağımızda solumuzda ne kadar çok ölüm var. Bakın sırf Covid kaynaklı değil. Kalp krizi yok, geçiriyor. Kalp çok duydum ben kalp son oluyor. Zamanlarda. Çok fazla o Mars'ın etkileri işte. Tansiyon oluyor. Kalpten ölenler, tansiyondan ölenler, ani ölümler. Hiç beklenmedik yerlerden beklenmedik vurgular veriyor. Bunlar akrep burcunun çevresinde, kendisinde değil. Allah'tan. Ama çevresinde bu tip komşularda, akrabalarda, yakın olmasa da uzak akrabalarda, uzak aile üyelerinde bu tip sorunlar var. Siz ayın 11'inden itibaren işinize, gücünüze, paranıza önem verin. Çünkü 16'sı, 19'u, 24'ü o Merkür'ün de orada akrep burcunda arfeka arfaras etkisi dediğimiz arfeka arfaras etkisiyle beraber umulmadık iş kariyer fırsatları, umulmadık iş fırsatları. İşte bunun yanında yaşadığınız mülkle ilgili değişimler. Ama çoğunlukla sizin adınıza olumlu olan değişimler. Yani ev değiştirirsiniz, sizin adınıza olumlu olur. Evini satılır, sizin adınıza olumlu olur. Öyle de bir döngü var o alfa kağıtında. Buna benzeyen döngülerin yoğun olduğu bir ay. Elimizde bu var. Ne diyeyim sevgiler.